Çok doğru bir tespit. Şimdi Cumhurbaşkanımız da bu hafta açıkladılar. Bizim üzerinde yaklaşık 6-7 aydır çalıştığımız ve adli yıl başladığında 3 Eylül'de hayata girecek bir uygulamamız var. Nedir o? Dava açılınca vatandaş bir dava açtı. Ne davası? Diyelim ki bir tazminat davası. Biz tüm çalışmalarımızı yaptık. Hakim savcılarla da oturduk. Ortalama süreleri belirledik. Kaç günde Türkiye'de ortalaması? 200 gün. Ve olması gereken ne kadar? 200 gün. Biz bu davanın 200 günü ya da 100 günü aşmaması için bir süre koyduk. O davayı açtı vatandaşımız. 100 gün hedef koyduk. Bizim bakanlıkta tüm bunlar var. Yaklaşık 600 dava konusunu belirledik. Bunları hakim savcılara bildirdik şimdiden. Herkes biliyor. Bu dava 101. güne gelirse hakkında teftiş başlayacak. Notu düşecek. Gerekirse eğitime alınacak hakim. Böyle bir çalışmayı başlattık gene itibariyle. 1 Ocak'tan itibaren de vatandaşımız davasını açtığında onun eline belgeyi vereceğiz. Dava açarken davayı açan kişinin elindeki belgede senin davan işte 1 Ocak'ta açtı ya 30 Haziran itibariyle tamamlanacaktır diye bir hedef süre vereceğiz. Kendimizi onunla yarıştıracağız. İnşallah bunu yapmayı da çok hedefliyoruz. Buna başladık. Güzel bir sonuç alacağız. Çünkü İbn Haldun'un bir sözü var. Adaletsizlik medeniyetleri mahveder. Biz bu güzel ülkemizin mahvolmaması, daha da güzel gelişmesi için adaleti ama gecikmeden adaleti tesis etmeye çalışacağız. Ankara Hukuk'tan mezun oldunuz. Ankara Hukuk'ta çok sıkı bir hukuk eğitimi aldınız. Hani hem Ankara Hukuk gibi bir fakülteden sıkı bir hukuk eğitimi alırken hem de böyle STK'lara nasıl vakit ayırdınız? Hani hep diyorlar ya şu an... Vallahi 2 sene okul uzatarak biraz böyle bir şey diyeyim. 6 yılda okudum ben ama sonuçta bitirdik, mezun olduk. Hani